Yepyeni bir video da herkese merhaba arkadaşlar Bugün Hayabusa'nın star kostümü Ama biraz farklı star kostümü Bunun tam olayını bilmiyorum ama bir şekilde Bir etkinlik de geliyordu zannedersem Denet 21 kostümü şu an test sunucusuna Gelmiş bulunmakta ee, Skill efektlerini çok merak ediyorum Bir de bir farklılığı var ee, Normal animasyonlu bir e, efekt Vermişler şöyle bir bakalım Yes çok farklı bir e, Skill efektlerine sahip Diğer kostümlerle baya, baya bir Alakasız göstereyim hemen. Bildiğin Saber'ın e, o Q skillindeki kılıçlarını hemen hemen aynısı diyebilirim. Burada farklı bir e, izlenim bırakmış. Görünüşünde zaten görüyorsunuz. Taşları vesaire ıvır zıvır pelerini. Her bir şeyi etiketli pelerin gibi bir şey aslında ama boyunluk zannedersem. Evet harika midde karşımda digi var. E, Gelmeyi bekledik. Gelmesini beklediğimiz çok kostüm var. E, nedir bu? feninin star kostümü mevcut. Gölgesini bir kontrol edeceğim. Şöyle bir bakalım. Bu tarafa doğru uçalım. Gölgesinde bir değişiklik. Öyle yok. Ahım şahım bir değişiklik yok. Hop. Watch your back oldu biraz bu. Alice'e bağladık. Kardeşim bir çekmezsen mümkünse seni bir öldürmek istiyorum. Ultisini de çok merak ediyorum. O yüzden hızlı bir şekilde kasılacağım. Bir bakalım ultisine. Bugün güncelleme biraz geç geldi. Birazcık daha ben ee, videolara geç giriş yaptım. işlerim vardı. Aklıma gelen kostümleri sizlere söyleyeyim. Zaten yakında videosu gelecek. sizlerde sizler de bilgilenmiş olursunuz. Tigreal'ın sezon 10 kostümü geliyor. Bilginiz olsun. Ee, sezon 10 kostümü Tigreal olarak değiştirdiler. Eee Gatotkaca'nın 899'luk e, koruyucu kostümü yani Saber'ın legend kostümüne benzeyen Koruyucu kostümü e, etkinlikle gelecek çarka koymuşlar arkadaşlar bilginiz olsun. Böyle bir çıkalım şuradan tekrar gidelim. Böyle bir kesmeye çalışalım bakalım. Kardeşim çok vuruyorsun. Ultimizi vuralım. Harika hayattaki şansım. Mükemmel. Gitti. <laughs> Minyana döndü ulti. Bir bey atalım ultiyi tekrar kontrol edeceğiz çünkü. E, dediğim gibi Tigreal'ın sezon 10 kostümü. Gatotkaca'nın ee, epic skin'i fakat bu şeye gelecek bilginiz olsun. E, çarka gelecek, chart'ta e, yayınlanacak bu kostüm. Onun haricinde Fenin'in star kostümü geliyor, Moscow'un star kostümü gelecek vek ve vesaire birkaç ıvır zıvır daha var arkadaşlar. Aklıma geldikçe sizlerle paylaşacağım. E, önümüzdeki güncellemede nerf ve buff e, geliyor. Bilginiz olsun. Çok kahramanla nerf, çok kahramanla buff gelecek. Hero change'leri var, değişen fixler var, bug'lar var bunları sizlere aktaracağım yakın bir zamanda. Şimdi Hayabusa kostümünü denemek amaçlı girdim ben. Şu minyonları kesmek istiyorum özellikle takılmasın diye. O yüzden biraz zaman kaybediyorum. Üf. Bota bak be. Baba baba hareketlere bak nasıl kaçıyor full can. Yani öyle çok ahım şahım bir pozisyon yakalayamadık çünkü ultisi sekti. Yine minyonlara takıldık. Şu an için atamadık. Ee, Angela'nın katilleri kostümü gelecek biliyorsunuz. Ee, Venom Squad olacaktı. Öyle hatırlıyorum. Venom Squad olması lazım. Beşli de gelebilir. Gelmeye de bilir. Öyle dümenden çıkarmışlar da olabilir. Tabii henüz emin değilim o konuda. İşte ultilerimizi açalım. Acaba şu yukarı mı atsam? Dur şunları atayım. bunlar daha iyi görünür. Ultisi. Hoş bir kostüm olmuş açıkçası. Ee, muhtemelen o verdiğimiz Evet parlamaları harika üzerinde bırakmış olduğu etki harika. Ananı avradını bota bak bot lan Şişt, lan bot lan bot lanet bot teşekkür ederim. <laughs> ölüyorduk bota ölüyorduk rezalet. Güzel olmuş bu ultisi de hoş ee, belki bir iki tık daha üstünü yapabilirlerdi ama yani böylesine bir star kostüm için gayet yüksek zaten efektleri ee, epic skin yerine geçecek seviyede çünkü. Girişte fark ettiyseniz e, Avatar'ı bile animasyonluydu ve hareket halindeydi. Genellikle bunu epic skinlerde yapıyorlar. E, Legend skinlerde mevcut. Special'larda vesaire. Yok arkadaşlar. Çok farklı bir star kostümü olmuş. E, aklıma gelen başka kostüme bakacak olursak bir de Balmond'un epic kostümü gelecek arkadaşlar. Yıldırımla alakalı bilmem bir şey var. E, buna bakacağız. Tabi onlar henüz geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Aklıma gelenleri söyledim. Diğer videolarda tabi yine aklıma gelirse sizlerle söyleyeceğim. Uzun zamandır herkes bu kostümü bekliyordu. Şöyle bir atalım. Orada mouse'dan oynamak da zulüm gibi yemin ederim şok karakteri. Ya bir de yayın yapıyoruz eyvah eyvah. Şu saçı biraz tuhaf durmuş ya böyle arkadan giderken. Vantilatörü önüne koymuşlar gibi mübarek. O abiler selamun aleyküm kaç kişiyiz beni bırak Anasını satayım bunlar nasıl bot ya şu test sunucusunun botları da bir gün beni öldürecek Kardeşim selamun aleyküm tek atmaya geldim teşekkürler Şöyle biraz yakından zorlayalım kılıçlarımızı Kardeşim ölürsen sevinirim teşekkürler Türkiye yani kostümümüz bu arkadaşlar ee, bunun bir tık üstü ya da altı olamazdı herhalde sadece ultisinde bir tık ee, daha güzel efekt bekledim o kadar onun haricinde gerçekten hoş bir kostüm bu arada kanı baltaya ne olmuş bu bizim sunucularımızda da mı böyle uzun zamandır fark etmiyorum ama hiç can çalamadık kaplumbağadan normalde direkt her 3 şururken e, o 3 zımbırtı can çalardı bir tane çalıyor gördüğünüz gibi 95-95 vuruyor. Aynen. Minyonlar da aynı şekil. Kardeşim selamun aleyküm. Bizim baba ne şekil yapmışsın. Hadi görüşürüz. Bilgisayardan bu kadar oluyor. <laughs> bu önümüzdeki güncellemelerle üç pan sistemi de gelecekmiş. Ee, onu gördüm arkadaşlar. Öyle bir şeyler dönüyor. Ama tam e, kesin değil. O gelecek. Üçlü pan sistemi gelirse tabii kahramanlar da değişecek. Ee, önümüzdeki güncellemelerde ayın Bakayım bu ayın kaçı? 15'i. Ayın 20'sindeydi unutmadıysam. Yanlış hatırlamıyorsam ayın 20'sinde Minsitar gelecek. İnşallah doğru telaffuz edebiliyordurum. Minsitar diye isim geliyor kahraman ama Minsitar değil. Ee, ayın 20'sinde Minsitar gelecek. Bu ayın 20'si miydi? Öbür ayın 20'si miydi? Kestiremiyorum ama bu ayın 20'si diye hatırlıyorum. Bu ayın 20'sinde Minsitar ondan sonra Hanzo gelecek. Tabi Vale'yi yine unuttular. Kardeşim ölür müsün? İyi günler. Sen de öl. Mişitler zaten tanıtımını sizlere göstermiştim arkadaşlar. Ee, eğer görmediyseniz yukarıda bırakacağım kartlardan tıklayabilirsiniz. Kahramanları inceleyebilirsiniz. Ee, vale vardı onlardan önce gelecek. Fakat Vale bildiğimiz e, test heroesu oldu resmen. Diğer çıkarttıkları hirolara göre e, biraz daha alt seviyelerde ki Hanzo'dan önce Kadita gelmişti zannedersem. Yoksa Kadita daha mı sonra geldi? Evet bu konularda biraz beynim geriliyor. Daha sonra gelmiş olma ihtimali çok yüksekmiş. Aldığım spoiler'lara göre. <laughs> Şu an beynimin bir köşesinde başka biri konuş. <laughs> Hataları düzeltmek için. Mesela geçen videoda taktiksel yerinde çok farklı bir gaf kullanmıştım. Videoları e, replay yapmadığım için unutuyorum. E, kontrol etmiyorum daha doğru söyle söyleyeyim sizlere. Yani çok video olduğu için arada hepsi unutuluyor. E, geçiyor gidiyor arkadaşlar. Ee, ne dedik Selena'nın virüs kostümü dedik Feni'nin ee, Fanny'nin e, star kostümü dedik Moskov'un star kostümü dedik ee, Tigreal e, Tigreal'ın sezon 10 kostümü dedik Gatotkaja'nın Kaja'nın koruyucu kostümü dedik Onun haricinde Fasha'nın e, turna kostümü mesela bakın şu an aklıma geldi Fasha'nın mavi turna kostümü mevcut Yeni kahramanla ile ilgili birkaç fotoğraf var ee, muhtemelen Yunus'un dediğine göre tank destek hirosu olma ihtimali çok yüksek. Ee, farklı bir şey de olabilir. Yine bir suikastçı da gelebilir. Bilmiyoruz. Ee, tam emin değiliz. Bu da test sonucusunun build'i de çok farklı bir şeymiş. Ne çıktım? Şuraya baksanıza. Yani bir fotoğraf var. O fotoğrafı bulursam eğer e, bu videoya ekleyeceğim. Şu an tam bu, bu noktaya, bu sahneye şu dakikaya ekleyeceğim ki görebilmeniz için. Ultisi de iyi patlıyormuş ya. Şimdi tek kalınca fark ettim. Gerçekten iyi bir e, patlama efekti veriyor. Zaten Yani Hayabusa fazla skill efekti olabilecek bir kahraman değil. En fazla neyini değiştirebilirler? Q'sunu değiştirebilirler. Gölgelerini değiştirebilirler. Ultisine pek fazla bir şey yapamayacak. Çünkü görünmediği için pek fazla. Kardeşim bir ölür müsün? Aa bota bak kill çalıyor. Keseci botlar. Bunun gibi farklı e, güncellemeler var. Muhtemelen yarın da sizlere e, güncelleme notlarını paylaşacağım arkadaşlar. Belki akşamına da bir e, kostüm videosu iddia atabilirim sizlere görebilmeniz açısından e, bütün kostümleri tek tek deneyeceğiz. E, skill efektlerine bakacağız. İyi olup iyi olmuş mu, kötü olmuş mu diye kontrol edeceğiz. Sizlerle birlikte biz de görmüş olacağız. E, oyuna çok fazla son zamanlarda kostüm gelmeye başladı. E, kahramanlar gelmeye başladı. E, belli başlı sorunları yine e, çözüme kavuşturamadılar. Yakında zaten bir Türkiye Süper Ligi olacak duymuşsunuzdur. Ee, 6-7 ay sürecek 2 ee, ya da 3 ligden oluşacak. Ee, nasıl bizde sü Süper Lig, 1. Lig, Super Toto 1. Lig ıvır zıvır varsa. E, bu oyunda da Türkiye Süper Ligi'nde onu yapmayı hedefliyorlar. İnşallah güzel olur diye umut ediyorum. E, ve başlar. Yani başlamama ihtimali de var. E, hiç olmama ihtimali de var. Kostümümüz bu. E, açıkçası ben beğendim. Ee, o kadar çok kötü bir kostüm değil Hoş yani şu özellikle Q'su baya hoşuma gitti Gölgeleri iyi olmuş Bu rengarenk böyle Garip garip gölgelere sahip ee, Diğerinde komple Sip en azından bunda hafif bir e, Renk efekti değişmiş Onları görebiliyorum Ultisini zaten görmüştük e, Hafiften patlamalar yapıyor Şöyle tekrar göstereyim sizlere Böyle bir Oraya bir göz aşinalığı koymuş ya da gözle alışık gelmeyen bir şey koymuşlar. Pat, patlama yaşıyor ultiyi bastığı zaman. Kostümümüz bu şekilde. Diğer kostüm videolarını ben e, elimden geldiğince sizlere sizlere hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve şu arkadaşı kesip çok sinirlendim şu an beni tekmeledi. Şu arkadaşı kesip gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Bay bay.